Şimdi Göcek'te İsmihan Hanım'la beraber harika bir tatlı yapacağız. Ne yapıyoruz İsmihan teyzeciğim? Kıvam. Kıvam yapıyoruz. Çok lezzetli bir tatlı, hafif ve sağlıklı bir tatlı. Malzemelerimiz neler? 3 su bardağı susam, 1 su bardağı ceviz, aldığı kadar da bal. Evet, şimdi sizi izliyoruz. Hadi yapmaya başlayalım. Tamam. Susamımızı yıkadık. Tamam. Biraz da kavurdum. Kavuralım. Çok az kavrulmuştu ama biz birazcık daha kavuruyoruz. Cevizlerimizi koyuyoruz. Oh, ceviziyle meşhur tabii ki bu bölge. Yaylalarda bol bol ceviz var. Evet, ceviz. Cevizimiz de kendimizin. Balımız da kendimizin. Ne kadar güzel. Tamamen organik yaşamlar var. Balı aldığı kadar koyacağız. Tamam. Bir kavanoz balımız var ama biz yavaş yavaş sanırım boşaltacağız. Evet, bunun şeyi kıvamı. İkisi bir aynı kıvamda olmazsa olmaz. Evet. Susamlarımızın, cevizlerimizin üstüne yavaş yavaş balımızı döküyoruz. Oh, harika kavruluyor. Değil mi? Çok güzel koktu. Maşallah. Zeynep ve Melisa İsmihan teyzenin torunları. Burada çok doğal, çok sağlıklı yaşıyorlar. Siz de seviyor musunuz bu tatlıyı? Evet. Sevilmez mi? Sağlık dolu bir tatlı. Şekersiz yapılıyor bakın. Balla yapıyoruz. Tamamen doğal. Şimdi bu şekilde kıvam tatlımızı kavurmaya devam ediyoruz. Kavanozun yaklaşık 4'te 3'ünü ilave ettik. Çok az bir balımız kavanozumuzun içinde kaldı. Balla beraber şimdi bunu biraz pişireceğiz. Bir kokusu çıkacak. Ne zamanlarda yaparsınız bu tatlıyı İsmihan teyze? Kış akşamlarında yaparız genelde. Sağlıklı susam nezlelere falan üşütmeye çok iyi gelir ceviz. Göcek'in meşhur tatlısı. Çok güzel pişti, çok güzel kavruldu susamlarımız, balımız, cevizimiz. Şimdi ne yapıyoruz? Çok kolay, çok pratik bir tatlı gerçekten. Şimdi oradan alabileceğimiz şekilde. Ha, kaşık şeklinde, aynı helva gibi. Evet. Şekillendiriyoruz. Biraz soğumasını bekleyecek miyiz? Soğuyunca sertleşecek. Sertleşecek. Taş gibi olacak. Ondan sonra da evet. Tadına bakacağız. Şimdi birazcık soğumasını bekliyoruz. Bayağı, çabuk soğur zaten. Çabuk soğur. Bir 5-10 dakika soğutalım. Ardından tadına bakalım. Kıyamlarımız artık soğudu. Güzel susamlı ballı tatlımız. Şöyle köşesinden kopartıyorum. Bakın. Çok güzel. Hiç sert değil. Dişime hiç öyle taş gibi yapışmadı. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Susam zaten çok şifalı. Çok güzel bölgenin susamı. Bal inanılmaz lezzetli. İşte şekersiz, gayet hafif bir tatlı yaptık. Bu bölgede bol bol yapılıyor. Ben bayıldım. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Afiyet olsun. Ve mutfağım şahaneye yine bu güzel köyde harika lezzetlerle devam ediyoruz. Şimdi mis gibi bir havada Fethiye'de, Çengelköy'de sıra geldi zeytinyağlı barbunya plaki yapmaya. Bu dağ köyleri hep zeytinyağlılarıyla meşhur. Hamur işleriyle meşhur olacak değil hep. Zeytinyağlı da çok fazla yapılıyor. Ve şimdi Demet Hanım'la beraber sizlere hafif, sağlıklı barbunya plakinin tarifini veriyoruz. Evet. Demet Hanım, malzemelerimiz neler? Ne kullanacağız? Havucumuz. Kendimiz buradan kaldırdık tarlamızda, bahçemizde. Evet, bahçe doğal. Evet, kaldığımız doğal, otel aynen. Tamamen doğal. Soğanımız var bir tane. İki tane havucumuz. Domatesimiz var bir tane. Biberimiz, sarımsağımız. Salçamız yine domates salçası. Buradan kendi domateslerimizden köy yapımı. Yaptık. Evet. Pul biberimiz kırmızı. Onu da buradan kaldırdık. Süper. Tuzumuz ve barbunyamız. Bunu o da zaman bahçeden yapıyoruz bunu da. Bahçeden ne kadar güzel ya. Domatesi atıyoruz. Evet. O kadar güzel ki her şey doğal, her şey organik burada. Tamamen kaldığımız otelin bahçesinden bütün ürünler. Zeytinyağımızla başlıyoruz. Evet, tavamızı aldık zeytinyağımızı. Bir güzel. Bir miktar şöyle. Zeytinyağımızı döktük. Evet, şöyle soğanımızla beraber. Minik minik yemeklik doğradığımız evet. Soğanlarımızı şimdi bir güzel kavuruyoruz. Evet. Havucumuzu koyuyoruz havuçla tamam. Beraber. O halka halka doğradığımız havuçlarımız evet. Ve soğanlarımız. Zeytinyağında bir güzel kavrulsunlar bakalım. Mis gibi koktu soğan gerçekten. O kadar şahane ki anlatamam. Gel bakalım gel yakışıklım.
Yakupcan da bu arada otelde çok güzel oynuyor. Bahçe çok güzel. Hemen arkada görüyorsunuz koyunlar, kuzular var. Çocuklar için çok doğal bir ortam. Ailecek, tatil yapılacak harika bir adresteyiz. Evet, şimdi barbunyamızı. Haşladık mı daha önce barbunyayı? Evet, biraz haşlıyoruz. Suyunu falan döküyoruz. Çok az haşlıyoruz. Süper. Önceden birazcık haşlanan barbunyalarımızı da aynen öyle. Soğanımızın ve havucumuzun içine tuzumuzu ilave ettik. Tuzumuzu ekliyoruz. İsteğe göre. Ya, evet. Fazla tuzlu kullanmıyoruz biz. Evet. Salça ilave ettik, evet. Renk versin. Aynen. Şimdi bütün malzemelerimizi kavuruyoruz. Evet. Mis gibi kokular sardı etrafı. Evet. Çok şanslıyız, evet. Artık yavaş yavaş Akdeniz'e bahar geliyor gibi evet. Hissediyorum. Evet. Şubat ayının ortasındayız ama ilkbahar gibi. Biberimizi koyuyoruz. Yeşil biber. Olmazsa olmazımız. Sarımsağımızı şöyle. Küp küp doğradığımız, minik minik evet. Dilimlediğimiz diyeyim daha doğrusu evet. Sarımsaklarımız evet. Da biberlerimiz de kavrulsun. Domatesimiz, en son biberimizi koyacağız. Süper. Domatesimiz küçük küçük yemeklik evet. Doğradığımız domatesler de artık tavamızda. Evet, şimdi şöyle. Pul biberi acı değil ama renk yok. Biber olarak aynen. Geçer. Harikasınız gerçekten. Şimdi bir miktar da su koyacağız. Suyumuz da burada. Evet. Ben koyuyorum. Ay, teşekkür ederim. Şöyle. Yeterli mi? Siz biraz. Tamam deyin. Yeter. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Bütün malzemelerimiz şu anda artık suyla beraber kaynayacaklar, pişecekler. Evet. Sonra plakimiz hazır hale gelecek sanırım. Evet, kapağını da kapatıyoruz. Tamam. Afiyet olsun herkese. Şimdi bir 10 dakika kadar yemeğimiz pişsin, özdeşleşsin bütün malzemeler. Sonra tadına bakalım. Artık barbunya plakimiz pişti. Fokur fokur oldu. Evet. Barbunyalarımız, diğer malzemelerimiz hazır. O zaman tadına bakabiliriz. Evet. Şahane. Bakar mısınız şu güzelliğe? Çok güzel gerçekten. Mis gibi koktu. Bakın zeytinyağlı harika bir tarif oldu. Beğendiniz çok mi? Çok lezzetli. Afiyet olsun. Gerçekten ben bayılıyorum zaten barbunyaya. Uzun zamandan beridir de yemiyordum. Hem sıcak bence yenir, hem soğuk yenir. Evet, evet. Soğuk daha lezzetli oluyor. Evet. Soğuk böyle tam lezzetini almış oluyor, evet. İçine çekmiş oluyor. Afiyet olsun. Evet, böyle de çok güzel. Tarifini verdik. Çok kolay, çok pratik, herkesin yapabileceği bir tarifti. Ve biz Mutfağım Şahane'ye yine kolay bir yemekle devam ediyoruz. Şimdi Mutfağım Şahane'de sıra geldi. Harika bir lezzeti daha sizlerle paylaşmaya. Herkesin çok sevdiği bir yemek yapacağız. İçli köfte yapıyoruz Zübeyde Hanım'la beraber. Zübeyde Hanım, malzemelerimiz neler? 2 su bardağı ince bulgurumuz var. 1 çay bardağı irmiğimiz var. Salçamız var, baharatlarımız var. İç harcı içinde yarım kilo kıymetimiz var, dana kıyma. Soğanımız var, tereyağımız var, yine baharatlarımız var. Yeşil biberimiz, maydanozumuz. Şimdi içli köftemizin dışını yapıyoruz. Evet. Yani hamurunu oluşturuyoruz. Hamurunu oluşturuyoruz. Ne yapıyoruz önce? Önce 2 su bardağı ince bulgurumuz var. Tamam, karıştırma kabımıza döktük. Evet. Yaklaşık 1 çay bardağı kadar irmiğimiz var. Bunları sıcak suyla. Şöyle ben yardım edeyim. Evet. Siz bana dur deyin, ben durayım. Sıcak tamam. Suyla buluşturduk. Evet. Hem irmiğimizi hem de ince bulgurlarımızı. Aynen. Bunu bir güzel ısıyoruz bu şekil. Tamam. İrmiğimizi ve bu güzel bulgurumuzu yaklaşık 5-10 dakika kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Sıcak suyu çeksin, birazcık kabarsın. Evet, aynen. Biz de bu arada içini hazırlayalım içli köftemizin. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi iç harcına geldik içli köftenin. Tamam, ne yapalım? Bunun için yaklaşık yarım kilo kadar kıymetimiz var. Tamam, kıymamızı. Evet, sıcak tavamıza aktarıyoruz. Oo, dana kıyma mı, kuzu kıyma mı? Dana kıyma. Dana kıymamız şöyle bir güzel. Kavuralım bakalım dana kıymamızı. İçli köftenin iç harcını hazırlıyoruz şimdi. Kıymamız kavruluyor, içine evet, ne koyuyoruz? Soğanlarını doğrayacağız. Tamam. Küçük küçük doğrayacağız. Sarımsaklarımızı doğrayalım. Aa evet. Kıymalarımız güzelce kavruldu. Sıra geldi soğan ve sarımsağını ilave etmeye. Evet. Bol soğanlı, bol sarımsaklı içli köftemizin içi. Şimdi bir güzel soğanlarımızı, sarımsaklarımızı da kavuruyoruz.
soğanlarımız, sarımsaklarımız, kıymamız bir güzel kavruldular. Evet, pembeleştiler. Şimdi tereyağı bırakacağım. Tamam. Bir kaşık tereyağı evet, ilave ettik. Bir kaşık tereyağı. Kavurmaya devam ediyoruz. Biraz eritelim tereyağımızı. Maydanozları doğrayalım. Biraz soğanlarımız öldükten sonra salçasını ve baharatlarını ekleyeceğiz. Tamam. Cevizini ekleyeceğiz. Ondan sonra soğumaya bırakacağız. Tamamdır. Domates mi, biber mi? Domatesle biber karışık salça. Salçamız var. Domates, evet. Biber karıştırdık. Bir yemek kaşığı koyduk. Aynen, biraz kimyon. Biraz kimyonunu ilave ettik. Biraz karabiber. Biraz karabiberimizi ilave ettik. Biraz pul biber. Pul biber olmazsa olmaz, evet. Ama tatlı. Renk tatlı. Biberi. Aynen. Biraz tuz. Tuzumuzu da ilave ettik. Haydi bakalım, baharatlar da birazcık lezzetini versin köftemizin içine. Evde kolay yapılabilecek içli köfte tarifi veriyoruz şu anda. Bu esnada ince ince kıydığımız cevizlerimiz var. Tamam. Cevizlerimizi atıyoruz. Tabii içli köfte demek ceviz demek. Evet. Cevizsiz içli köfte olmaz. Olmaz. Cevizlerimizi de koyduk. Salça ekşiliğini götürene kadar kavuruyoruz. Evet, etimiz hazır durumda. Ocaktan indirmeden üzerine maydanozlarımızı atıyoruz. Tamam. Biraz durduktan sonra karıştırıyoruz. Tamam. Evet, artık kabaran bulgurlarımızı ve irmiğimizi aldık. Evet. Hamurumuzu hazırlamaya başlayacağız. İşli köftemizin o dış kısmını. Sizi izliyoruz. Hazırladığımız ince bulgur karışımına unumuzu ekliyoruz. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar tamam. Unumuz vardı. Salçamızı ekliyoruz. Tamam. Domates biber karışımı, salçamız. Evet. Biraz tuz. Biraz kimyon. Tamam. Pul biber. Pul biberimizi ilave ettik, evet. Renk biberimiz. Biraz karabiber. Karabiberimizi de koyduk, oho, lezzetlensin. Pul biber mi karabiber mi? Karar verin. İkisi de. Sıra geldi içli köftemizin hamurunu yoğurmaya. Evet, malzemelerimizi döktük. Evet. Şimdi o içliyle karıştırıyoruz. Aynen, karıştırıyoruz. İçli köftemizin o dış kısmını oluşturuyoruz, hamurunu. Evet. Çiğ köfte gibi yoğuruyoruz. Evet, çiğ köfte gibi yoğuruyoruz. Biraz su ekliyoruz. Tamam. Kıvam alana kadar yoğuruyoruz. Nasıl bir kıvam olması lazım? Yumuşak bir kıvam olması lazım. Bütün malzemelerin birbirine girmesi lazım. Tamam. Su ekleyerek yoğuruyoruz. Neden su ekliyoruz? Kıvam alması için. Hı hı. Yoksa katı olur. Şekillenmez. Tabii, açamayız. İçli köftemizin hamurunu yoğurduk ve hazır hale getirdik. Şimdi şekillendireceğiz, değil mi? Kase gibi. Evet. Şimdi içli köftemizin artık hamuru hazır. Hazır. İçli köftelerimizin hamurunu şekillendireceğiz. Hı. Kıymamız da burada. Evet. Hemen doldurabilecek miyiz? Hayır, dolduramayız. Çünkü kıymanın buzdolabında donması lazım. Tamam, o zaman kıymamızı, evet, buzdolabına gönderelim hemen. Birazcık donsun. 20 dakikada falan donar. Tamam, ondan biz sonra dış kaselerini hazırlayalım. Evet, aynen. Ondan sonra işleriz. Hemen gönderiyoruz tavamızı ve biz de şimdi kaselerimizi oymaya başlıyoruz. Artık bir güzel içli köftemizin kıyması dondu. Hamurumuz zaten burada hazırdı. Bir yumurtasını ekleyeceğiz. Bir tane, iki tane yumurta ekliyoruz. Tamam, iki tane yumurtamızı ekledik. Ve tekrardan yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuzu bir güzel yumurtayla özdeşleştirelim. Hamurumuz ve yumurtamız iç içe geçsin. Evet. Yumurtayla beraber de bir güzel özdeşleştirdik hamurumuzu. Şimdi artık yavaş yavaş hamurumuzu şekillendirebiliriz. Sizi izliyoruz. Nasıl yapacağız acaba? İlk önce etimize şekil veriyoruz. Köfte, tamam, şeklinde. İçli köfte boğum boğum yapıyoruz. Diye. Evet. Bu kolaylık sağlayacak içli köfteyi yaparken bize. Hı hı. İçli köftemizi dondurduk. Neden? Daha kolay birbirine yapışsın. İçli köftemizin içinde daha güzel dursun diye. İçli köftenin eti donmadığı zaman içli köfte parçalanıyor. Ha. Dağılıyor. Muhakkak dondurulması lazım. Küçük bir top aldık. Elimizi ısıtıyoruz. Elimizi, evet, ıslattık. Ve küçük küçük toplar yapıyoruz. Aynen. Salatalık da güzel oyuluyor. Evet. Ne güzel oydunuz öyle. Ben de yapayım. Ben de çok severim içli köfteyi. Bazen canım çekiyor. Özellikle Ramazan'da falan. Evet, köfteyi içine, yerleştirdik. Evet. İçine köftemizi yerleştiriyoruz. Ve kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Önce elinizi ıslatmanız lazım. Evet. Elimizi ıslatıyoruz. Salatalığı da ıslatıyoruz. Çok iyi ya.
Evet. Ben yaptım işte. Bakın, oydum. İçine köfteyi yerleştiriyorum. Çok güzel oldu gerçekten. İçli köftenin hamurunun ince olması lazım. Benim makbulüm hamuru ince olandır. Ben de bakın şöyle biraz tombik yaptım ama. Ve son içli köftemizi de artık doldurduk. Kapatıyoruz ağzını ve içli köftelerimizi kızartmaya başlayabiliriz. Evet, bitti içli köftemiz. Yağımız kızdı. Bir uçtan başlayalım kızartmaya. Tamam, başlayalım. Kızgın yağa atıyoruz içli köftelerimizi. Haşlayarak da yapabiliriz, kızartarak da yapabiliriz. İki türlü yenilebiliyor. Biz de şimdi kızartıyoruz. Kızartmasının tadına bakacağız. Evet. İçli köftelerimiz kızardılar. Evet, şu anda kızardılar. Çıkartıyoruz. Tamam. Aa, çok güzel oldu gerçekten. Tombikti benimkiler. Oo, ellerinize sağlık gerçekten. Şimdi diğerlerini de atalım. Bir sürü içli köftemiz var. Onlar da kızarsınlar. Herkes afiyetle yesin. Köftemizin tadına bakmak istiyorum. Çok güzel oldu gerçekten. Şahane görünüyor. Çok lezzetli olmuş. Afiyet olsun. Hem yapımı kolay, evde yapılabilir bir içli köfte tarifi verdik. Hem de çok lezzetli. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun Özüm Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ve mutfağım şahane, yepyeni lezzetlerle devam ediyor. Gelin kızım aziktir, gelin kızım aziktir. Amanın küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez. Evet, şimdi bu güzel yaylada, Seki Yaylası'nda, Fethiye'de, Ceylan Köyü'nde, Akdağ'ın önünde, karlı zirvelerin önünde sıra geldi. Yörüklerin olmazsa olmaz bazlamamıza. Bazlamasını yapmaya. Bazlama için malzemelerimiz neler? Un, maya, tuz, bir de ılık su. Tamam. Yoğuruyoruz. İleride kabarınca beze atıyoruz. Beze de kabaracak. Sonra fırına süreceğiz. Orada pişecek. Bazlama olacak. Oo, süper. Çok sıcacık. Tereyağını sür sür ye. Of, bayılırım. Yanına o zaman bir de çay. Muhteşem. Tereyağı o zaman pişecek. Tereyağıyla beraber yiyeceğiz. Bazlamamızı bir güzel yazıyoruz. Oo, çok güzel de kabarmış Ayşe Hanım. Evet, evet, çok güzel oluyor. Hele yayla havasında bazlamanın yeri bambaşka. Herhalde ben burada yaşasam bayağı bir bu temiz havada, bol oksijende, evet, bol bol bazlama börek yerdim. İnşallah biz de öyleyiz, yapıyoruz aynen genelde. Vallahi bize yaptığınız için teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz sizlerin geldiğiniz için. Sağ olun. Biz de çok mutluyuz. Bazlamamızı açtık elimizle, oklavaya, merdaneye gerek kalmadan. Bakın elimizle açıyoruz. Oh valla arkada amcalar çok güzel çalıyorlar. İnsan böyle oynamadan yapamıyor bir. Evet. İlla oynaması geliyor, geliyor illa çalgılardan oldu mu öyle oluyor. Böyle burada bakın kültür. Bir düğün olur, bir kız isteme olur, kına olur, eğlence olur. Hep bağlarda, bahçelerde sazlar çalar, bağlamalar çalar. Çok güzel eğlenilir. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi üzerine örteceğiz. 10-15 dakika bekleyecek. Kabaracak. Sonra fırına göndereceğiz. O zaman şimdi bakın mayası gelmiş. Bazlamalarımızı açtık. Evet. Birazcık da yer mayasının gelmesini bekliyoruz. Evet, biraz da yerde mayalansın. Kapattık üstünü. Evet, biraz sonra da onları fırında pişireceğiz. O zaman. Sonra da yağlayacağız, yiyeceğiz. O zaman birazcık mayalansın bakalım. Evet, sonra başlıyor lezzet şöleni. Evet. Artık bazlamamız kuzinemizden çıktı. Of, çok güzel kabarmış. Harika pişmiş. Tereyağımız da burada hazır. Ne güzel, içine süreceğiz. Şimdi ya ayran ya çay. Bir güzel mis gibi gidecek. Harikasınız. O zaman sizi izliyoruz. Bakın bu güzel bazlamamızı ortadan ikiye bölüyoruz. Ay, nasıl sevilmesin, nasıl yenmesin bu güzel doğal bazlama. Ortadan ikiye böldük. Bakın 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 bakın. Of, daha yeni çıktı fırından. Dumanları nasıl tutuyor. Tereyağımızı da böyle ortadan bakın gezdiriyoruz ekmeğimizin ortasına bazlamamızın. Bunu böyle ister ayranla, of, o kadar güzel koktu ki tereyağı, doğal tereyağı. Aynen.
Çok güzel. Üstüne de kapattık. Şimdi bitmiştir. Üzerine de yağlamak istersek yağlarız. Aslında hani işi de çok yağlı olduğundan üstünü yağlamaya gerek yok. Aynen. Çok güzel. Ben de şimdi bakın şöyle. Aynen siz bana kesin. Bu güzel bazlamanın tadına bakıyorum. Daha yeni açtık. Fırınımızda, kuzinemizde, sobamızda pişirdik. Çok güzel. Hele tereyağın tadı ayran gibi kokuyor. Aynen. O kadar güzel ki sıcacık. Duman daha yeni tütüyor bazlamamızın. Biz bu güzel yaylada bazlamamızı yiyelim, çayımızı içelim, ayranımızı içelim ve mutfağım şahanede yepyeni lezzetlerle evinizden devam etsin. Mutfağım şahanede nefis lezzetlerde sınır yok. Şu anda saatlerimiz gece 10.30'u gösteriyor ve biz mükemmel bir lezzet yapıyoruz. Evet Nejat şefim, şimdi ne yapacağız? Koca bir tenceremiz var. Tenceremizin içi... Kelleyi koyduk. Gerdanı koyduk. Gerdanı koyduk, suyunu koyduk. Fırına vereceğiz. Ne yapacağız bunu? Bu fırında haşlanacak sabaha kadar. Sabah çıkarıyoruz, ayetliyoruz, temizliyoruz. Kelle paça çorbası yapıyoruz. Kelle gerdan. O kadar güzel olacak ki odun ateşinde 8-9 saat sabaha kadar pişecek. Böyle etler lokum gibi ayrılacak bedenden, kafatasından, gerdandan. Sonra biz onları harika bir sosla birlikte çorba yapıp içeceğiz. Kolajen dolu, sağlık dolu, şifa dolu bir sabah kahvaltısı olacak. Evet. Yörükler yiyorlar bunu. Sabah kahvaltısında kelle paça çorbası içerler. Sabah akşamı yok, içilir. Yok. Aynen, sabah akşamı yok. Gece de olsa içilir. İçilir. Sabah, öğle, akşam. O zaman şimdi... Atıyoruz bir kenara köşeye fırının. Tamam. Odun ateşimize gönderiyoruz. Kapağını kapattık. Sabaha kadar artık 8 saat mi 9 saat mi bilmiyorum pişecek. Evet, pişecek. Yaklaşık 10 saat, 12 saat kadar kellemizi, gerdanımızı odun ateşimizde pişirdik. Dün akşamleyin fırına atmıştık gece saat 10.30'da. Şimdi sıra geldi bu güzel etimizi çıkarmaya. Evet. Hadi bakalım, vallahi çok merak ediyorum nasıl oldu. Evet. Hemen bakalım kellemize. Hemen bakıyoruz, çekiyoruz. Şöyle tenceremizi çıkardık. Dumanlar tütüyor. Sıcak tabii ki. Çünkü arkamda görmüş olduğunuz odun ateşi, taş fırın hemen öyle sönmüyor. Ateş sönse bile sıcaklığı gitmiyor. İşte zaten bunun da özelliği bu. Kelle paça böyle az az küçük ateşte pişti. Of, harika oldu. Bütün kolajenler, bütün o vitaminler, peptitler hepsi suyun içinde. Ne kadar güzel bir kolajen olduğunu tahmin edemiyorum ben şu an. Bütün o diz için önemli olan vitaminler, gençlik, güzellik veren vitaminler suyumuzun içinde. Şimdi kellemizi, gerdanımızı artık didik didik hale getireceğiz. Etini bir güzel kemikten ayıracağız ve meyanesini hazırlayacağız. Aynen öyle. Şimdi kelle paça çorbamızın artık iç sosunu hazırlayalım. Ne yapıyoruz şefim? Şimdi... Önce malzemelerimizi sayalım. Evet, şeker koyuyoruz. Tamam, çiçek yağımızı tenceremize koyalım. O bir güzel ısınsın. Koyduk. Tereyağı koyuyoruz. Tamam. Organik tereyağımız. Şefim kafasını karıştırmayalım. Bu böyle. Ayçiçeğin içine zeytinyağını koyduk. Karıştırıyoruz. Tamam. Biraz o karışırken malzemeleri sayar mıyız? Yumurta var. Limon var, un var, samırsak var, buz var, kelle suyu var, çiçek yağı, tereyağı. Malzemesi bu. Bu ne? Süt mü koyacağız? Bir de terbiyeli yoğurt. Ha, yoğurt. Yoğurdu, yumurtayı yoğurda koyacağız. Unu koyuyoruz. Tamam. Ne kadar un koyuyoruz? Bir bakacağız ürküne göre. 3 yemek kaşığı. Bunu karıştırıyoruz. Buyurun yumurta. Bakın bir güzel unumuz kavruldu. Bunu kaldık. Bunun içine yapalım. Yoğurdumuz var. Bunu kırıyoruz. Tamam. Bir dakika dursun. Beyazını ayırıyoruz. Sarısını döküyoruz. Tamam. Böyle çorbaya, sosuna. Tamam. Yoğurdun içine bir adet yumurta sarısı ilave ettik. Bunu karıştırıyoruz. Yumurtanın sarısını. Yumurta sarısını çırpıyoruz bir güzel yoğurtla. Evet. Unumuz da bir yandan kavrulmaya devam ediyor. Çay bardağının yarısı kadar limonumuzu da döktük yoğurdumuzun içine. Şimdi döküyoruz sosunu. Yoğurtlu, yumurtalı ve limonlu sosumuzu döktük. Buyurun. Unumuzla beraber şimdi sosumuzu bir güzel kavuruyoruz. Evet. İşte ben
kelle paça çorbasının bu iç sosuna, meyanesine bayılıyorum. Kelle paça suyumuz da var. Hep bir kaynasın. Hepsini birlikte bir güzel kaynatıyoruz efendim. Şahane. Fazla gelir. Tamam. Mis gibi koktu kelle paça suyu. Şimdi yoğurdumuzun, et suyumuzun kaynamasını bekliyoruz. Sosun kaynamasını bekliyoruz ve sarımsak ilave ediyoruz. Tamam. 3-5 diş dövülmüş sarımsağımız. Birazcık tuz. Birazcık da tuz koyuyoruz. Tamam. Şahanesiniz şefim. 2,5 kaşık tuz koyduk tatlı kaşığına. Tamam. Şimdi bu kaynayacak. O zaman biz de birazcık sosumuzun koyulaşmasını bekliyoruz. Evet. Çorbamız kaynadı. Şimdi şefim. Etimizi koyacağız. Koyalım hadi. Oh, kellemiz. Gerdanımız. Evet, gerdanım var şimdi. Burada da tereyağımızı koyuyoruz. Tamam şefim. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar tereyağımızı döktük. Evet. Birkaç tereyağı. Tamam. Burada 2-3 dakika kaynayacak. Çorbamız kaynadı. Etlerimiz, tereyağımız hepsi özdeşleşti. Tadına bakalım mı? Bakabilirsiniz. Hazır. Harikasınız. Afiyet olsun. Şöyle sirkesinden, sarımsağından içine de döküyorum. Ve tadına bakıyorum. Of of of. Şahane. Çok lezzetli olmuş. Afiyet olsun. O kadar güzel ki sirkesi, sarımsağı, meyanesi, etinin o pamuk gibi oluşu ağzımda dağıldı gitti şefim. Tabii. Pişti ya. Eridi çünkü. Çok güzel. Tarifini verdik. Evinizde deneyebilirsiniz. Gerçekten bayılacağınız çok sağlıklı, şifalı bir çorba. Özellikle bu korona günlerinde bol bol tüketmemiz gerekiyor. Ve ben bu tarif için size tekrar teşekkür ediyorum şefim. Biz teşekkür ediyoruz. Ve mutfağım şahaneye yine yepyeni bir lezzetle devam ediyoruz. Bakalım şimdi ne yapacağız? Ve şimdi bu güzel köyde kabuklu fasulye pişiriyoruz. Yörüklerin olmazsa olmazı, taze fasulyenin kurutulmuş hali, kabuklu fasulye. Yörükler tabii ki durmadan göçebe şeklinde yaşadıklarından dolayı tarihte bütün yiyeceklerini kuruturlarmış. Kış için yazdan hazırlıklarını yaparlarmış ve işte kış mevsimi geldiğinde de kuruttukları bu güzel sebzeleri, etleri tüketirlermiş. Ve hala da bu gelenek, bu kültür devam ediyor. Bakın taze fasulyenin kurutulmuş hali ve şimdi biz bunu nasıl pişireceğiz? Ama önce malzemelerimiz neler Ayşe Hanımcığım? Bizim şimdi malzemelerimiz kuruttuğumuz fasulyeleri görüyorsunuz. Evet. Bu da domateslerden kuruttuğumuz. Tamam. Bunu haşlıyoruz, süzüyoruz. Sonra yeniden koyuyoruz ocağa, pişiriyoruz. Pişirdiğimizde bu şeyleri de haşlıyoruz. Aynen fasulyeyi haşladığımız gibi. Yumuşuyor. Yumuşuyor. Şunları kıyıyoruz. Mesela bıçak yardımıyla olabilir, ezebilirsin onları. Soğanlı yağsını, bunları, salçasını kavuruyoruz. O fasulyenin içerisine koyuyoruz. Süper. O zaman başka ne malzememiz var? Bakın salçamız var, köy salçası. Var, domatesimiz var kurutulmuş. Soğanımız var, sarımsağımız var. Bulgurumuz var. Bulgurumuzu istersek koyuyoruz, tamam. İstersek koymuyoruz. Biberimiz var, kırmızı biberimiz. Onu koyacağız. Süper. O zaman sizi izliyoruz. Şimdi ben yağımı, soğanımı hazırlıyorum. Tamam. Soğanımı kıyayım. Evet, soğanları böyle kıyacağım. Süpersiniz. Bakın yemeklik doğruyoruz soğanlarımızı. Evet. Küçük küçük, küp küp. Evet, küp küp doğruyoruz. Şimdi yağını koyacağım. Evet, zeytinyağı. Zeytinyağı olmazsa olmaz buralarda. Zeytinyağında bir güzel soğanlarımızı kavuruyoruz. Şimdi ateşe koyuyoruz. Bunu biraz kızartacağız. Soğanlarımız bir güzel odun ateşinde kavrulsunlar. Evet, onları kavuruyoruz. Şimdi biz ne yapalım? Koyduk. Biz şimdi domateslerimizi ezelim. Bakın kurutulmuş domateslerimiz var. Evet. Yazın hazırlanmış, kışın kullanılan bu kurular olmazsa olmaz. Evet, kışın böyle yapıp yiyoruz. Evet, kurutmak çok önemli bir kültür. Evet. Çünkü eskilerde buzdolabı yokmuş. Evet. Derin dondurucu yokmuş. Nasıl saklansın yiyecekler? Evet. Kurutularak. İyi, kurutarak. Biz de aynı devam ettiriyoruz eski zaman düzenini. Süpersiniz gerçekten. Domateslerimizi bir güzel eziyoruz. Evet. Soğanlarımız kavruluyorlar. Biz de salçamızı ilave ediyoruz. Evet, biraz kavurduktan sonra salçamızı koyuyoruz. Birazcık salçamızla kavrulsun soğanlarımız. Evet.
Oo, salçalarımız, soğanlarımız salçamız bir güzel kavruldu. Evet, kavruldu. Şimdi domatesi koyuyoruz, ezdiğimiz, kurutup da koyduğumuz. Bak. Harikasınız Ayşe Hanım, harikasınız. Ne kadar lezzetli bir yemek olacak tahmin edemiyorum. Çünkü bütün ürünlerimiz doğal. Tabii gözlerimi de kapatıyorum ara ara. Niye? Çünkü odun ateşinin dumanları giriyor gözüme. Yani lezzetli ama bu lezzeti yakalamak için öyle kolay kolay emek sarf edilmiyor görüyorsunuz. Gözlerimiz yana yana yapıyoruz bu yemekleri. Aynen. Ama tadı... Doğal yaptığımız için dumana katlanacağız artık. Aynen. Dumana katlanacağız. Güzel yemeği yiyeceğiz. Şimdi birazcık domateslerimiz de kavrulsun. Yaşasın. Evet. Çayım da gelmiş. Semaver çayı. Şimdi biberini koyacağım. Acı mı? Yok, tatlı. Süper. Renk biberi o zaman. Evet, renk biberi. Pul biberimizi de koyuyoruz ama tatlı. Pul biberimiz de kavruluyor. Şimdi birazcık su. Tamam. Şimdi azıcık kaynatacağım. Tamam. O zaman birazcık suyumuz odun ateşinde kaynasın efendim. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Suyumuz kaynadı. Evet, suyumuz, yağımız, kavurduğumuz yağları tam güzel oldu. Karıştırdık. Şimdi de fasulyenin üzerine koyacağız. Tamam, bakın haşladığımız fasulyelerimiz. Fasulyenin üzerine koyacağız. Önceden biz kabuklu fasulyelerimizi haşlamaya koyduk. Görmüş olduğunuz bu harika kurutulmuş kabuklu fasulyeler haşlanınca normal taze fasulye kıvamına geliyor. Sosumuzun içine kabuklu fasulyelerimizi boşalttık. Şimdi bunu kaynamaya bırakıyoruz. Ne kadar pişireceğiz Ayşe Hanımcığım? 5-10 dakika kaynadı mı yeter. 5-10 dakika bu güzel yemeğimiz birazcık sosuyla özdeşleşsin. Evet. 15-20 dakika kadar pişirdiğimiz artık kabuklu fasulyemiz yemeğe hazır. Evet, hazır. Çok merak ediyorum tadını. Şimdi de sarımsakla nar ekşisi koyacağız. Ondan sonra yemeğe, servise hazır olacak. Nardenk deniyor burada nar ekşisine. Evet, bizde nerdek deniyor, nar ekşisi deniyor. Bir kaşık kadar nar ekşisi koyuyorum. Oh, nar ekşili ekşili çok güzel olacak gerçekten. Şimdi bunu buraya karıştıralım. Karıştıralım sarımsaklarımızı, nar ekşimizi bir güzel karıştırdık. Fasulye rengini saldı. Hafif bakın görüyorsunuz. Çok güzel görünüyor gerçekten. İşte Yörüklerin meşhur kabuklu fasulyesi. Afiyet Yazın olsun. Kurutulan taze fasulyeler kışın yemeğe hazır hale geliyor. Harika bir lezzet. Maskemi açıyorum ve yaptığınız bu güzel fasulyenin tadına bakıyorum. Çok lezzetli. Afiyet olsun. O kadar lezzetli ki anlatamam. Nar ekşisi mükemmel olmuş. Sarımsak şahane bir lezzet katmış. Fasulyeler zaten çok güzel. Ben bunu kurutulmuş fasulye olduğunu anlamam bu şekilde. Taze fasulye evet, gibi aynı. Evet, aynı taze fasulyenin kurutulmuşu zaten. Hı hı. Hep biz kış günlerinde böyle yapıp böyle yiyoruz. Çok güzel. Evet. Ellerinize kollarınıza sağlık Ayşe Hanım. Afiyet olsun. Ve mutfağım şahane. Yine harika lezzetlerle, şahane tariflerle evlerinize konuk olmaya devam ediyor. Köyceğiz'in en güzel yemek yapan hanımefendilerinden Esin Hanım'la beraber. Şimdi ne yapıyoruz acaba? Çok eski bir tarif, gene babaannemden bize gelen bir tarif. Pirinçli kabak yapıyoruz. O zaman malzemelerimiz acaba neler? Soğan, pirinç, kabak, zeytinyağı, karabiber. Karabiber. Sizi izliyoruz Esin Hanımcığım. Şimdi bir güzel kabaklarımızı temizliyoruz. Tabaklarımızın kabuklarını soyduk. Evet. Yuvarlak şekilde dilimliyoruz. Halka halka doğradığımız kabaklarımızın üstüne tuzlarımızı döktük. Evet. Şimdi bunlar burada birazcık dinlensinler. Tamam. Onlar dinlenirken biz iç pilavı gibi bir şey hazırlayacağız. Tamam. Kabaklarımızı tuzla bekletiyoruz. Biz pirincimizi hazırlayalım bakalım. Bir adet soğanımız var. İncecik minik minik doğradığımız soğanlarımızı kavuracağız zeytinyağında. Soğanlarımız tam istediğimiz kıvamda karamelize oldu. Şimdi daha önceden yıkadığımız pirinçleri bunların içine atıyoruz ocağımıza. Evet. Bir güzel pirinçlerimizi de soğanlarla buluşturduk. Ve hepsini karıştırıyoruz şu anda. Zeytinyağımız, soğanımız, pirinçlerimiz. Pirincimizi biraz kavuracağız.
ateşlerimizi bir güzel kavurmaya devam ediyoruz. Karabiberini ilave ediyoruz. Biraz karabiberini bol koyuyoruz. Sıcak su. Çok fazla pişirmeyeceğiz. Böyle üzerine hafif geçecek kadar. Çünkü kabakla beraber de pişecek. Tamam. Şöyle birazcık yumuşamasını bekliyoruz pirincimizin. Sonra tuzladığımız kabaklarla bütünleştireceğiz. Pirincimiz çok güzel bir şekilde suyunu çekti. Birazcık zaten pişirecektik. Evet, evet. Çünkü kabakla beraber de pişecekler. Aynen. Şimdi kabakla şeyi buluşturacağız. Buluşturacağız. Evet. Şimdi eskiden teflon tencereler yokken bakır tencereler vardı. Dibine tutma ihtimaline karşı ayva dalları yerleştirilirdi alta. Şimdi bu bizim teflon tencerelerimizde o sorun olmadığı için onu yapmıyoruz. Aslında güzel bir aroma da veriyordu o. Ayva yaprağı. Ayva dalı. Ayva dalı. Wow. Dibine yapışmasın diye. Aslında eğer hala imkan varsa şey yapabiliriz yani ayva dallarını değil mi? Koyabiliriz. Peki asma yaprağı koysak olur mu? Asma dalı. Asma dalı. Şimdi bunları böyle yerleştirdik. Bunun yarısını kabağın içine, üstüne yerleştireceğiz. Yalnız var ya böyle bir kabak yemeği görmedim ben. Yarı pişirdiğimiz soğanlı pirinçlerimizi döşedik. Esin pirci farkı. Evet, Esin Pirci hanımefendi. Köyceğizli. Bakın hiç görmediğim bir kabak yemeği. Evinizde muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten görüntü olarak ilginç bir tarif oldu. Tadının da bir o kadar güzel olacağına inanıyorum. Pirinçlerimizi tekrar kabaklarımızın üstüne döküyoruz. Çok güzel oldu. Bu pirinci var ya böyle bile yerim. Soğanlı, üf, karabiberli bayılırım. Kabaklı daha da lezzetli olacak. Sıcak suyumuzu da ilave ediyoruz. Bakalım ne kadar ilave edeceğiz. Çok da fazla değil. Hemen su görünecek kadar. Ha, su görün pirinçler pişsin diye pişsin değil mi? Aynı pilav pişirir gibi. Önce harlı ateşte kaynayıncaya kadar sonra kısık ateşte demleme usulü pişiriyoruz. Süper. O zaman birazcık pirinçlerimiz pişsin ve kabaklarımız pişsin. Ardından da tadına bakalım. Evet, sunumda buluşalım. Evet. Çok heyecanlıyım. Çok güzel görünüyor. Of. İçinden gizli bir hazine çıkacak bu pilavın. Of. Pirinçlerin içinde gizli olan kabaklarımız. İşte tadına bakma anı geldi. Harika bir görüntü, şahane bir lezzet. Pirinçli kabak. Kabak çok yakışmış pirince. Çok yakışıyor, evet. Çok farklı bir lezzet. Evet, evet. Hem hafif, hem pirinçle daha dolgun bir hale gelmiş. Evet. Soğanlar pirince ayrı bir lezzet katmış. İsteyen ister maydanoz ister dereotu üzerine serpiştirebilir, ilave edebilirler. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Mutfağım Şahane'ye yepyeni lezzetlerle devam ediyoruz. Fethiye'nin harika bir dağ köyünde, Seki Yaylası'nda, Akdağ'ın hemen eteklerinde, Ceylan Köyü'nde yöresel lezzetler, yörük lezzetleri yapmaya devam ediyoruz. Ve Pınar Hanım'la beraber acaba şimdi ne yapıyoruz? Ecibici kavuracağız. Ecibici otu. Nedir bu ot? Hiç ya bilmem, duymam. Doğal tarlalarda olan bir yeşillik çok lezzetli olur. Acaba başka bir ismi var mı? Biz ecibici diye biliyoruz ama başka bir ismi de olabilir, bilmiyorum onu. Evet, ben de ilk kez duyuyorum. Hani bir sürü deve dikeni, bileyim var. Ondan sonra ebe güveci, hepsi var. Hepsini duydum, yedim ama bu otu da ilk kez bakın yörüklerin ellerinden yiyeceğim. Çok güzel olur. Kavuralım. Daha önce yedim mi yemedim mi bilmiyorum. Burada ecibici deniyor ama diğer isimlerini de öğrendim. Çoban çantası, keklik tırnağı gibi farklı tavuk ayağı, farklı isimleri var. Ben bunların hiçbirini yemedim, tatmadım. İnşallah burada ecibici. Burada ecibici yiyoruz şimdi. Malzemelerimiz neler? Soğan, salça, bulgur, tuz, su birazcık dibine tutmasın diye. Bir de kırmızı toz biber. Tamam, o zaman hadi kavurmaya başlayalım ecibicimize. Bir sürü ecibicimiz var. İnce ince doğranmış görüyorsunuz. Biz şimdi soğanımızı yemeklik doğrayarak kavurmamızı yapmaya başlayacağız. Küçük küçük, minik minik. Biraz iri de olsa olur, daha bir güzel olur. Evet, soğanlarımızı doğruyoruz. Artık damak tadımıza göre biz biraz iri bıraktık. Hı hı. Ama siz küçük de doğrayabilirsiniz. Soğanlarımızı doğradık. Şimdi zeytinyağı. Tamam, zeytinyağımızı döküyoruz. Soğanlarımızın üstüne bol zeytinyağı, yörükler.
tereyağı da kullanırlar ama zeytinyağsız da yapamazlar. Zaten anne hani ot kavurmasının tek özelliği zeytinyağısı bol olacak. Öyle mi? Daha güzel olur. Bol zeytinyağlı yapıyoruz. Odun ateşimizi aldık, tavamızı, soğanlarımızı kavuruyoruz. Sonra salça ekleyeceğiz. Tamam. Sonra otu koyacağız. Daha üstüne biber, bulgur, tuz, su, kapatacağız. 5-10 dakikada hemencik oluverir zaten. Hemencik olacak ama önce soğanların kavrulmasını bekliyoruz. Soğanlarımız kavruldular. Şimdi salçayı ekleyeceğiz. Tamam. Köy salçası biber mi, domates mi? Domates. Domates salçası taze yapılmış. Pınar Hanım'ın kendi kurduğu salça. Harikasınız gerçekten. Salçamızın da kokusu çıkana kadar soğanlarla beraber bir güzel kavuruyoruz. Ekşisi gitsin, kokusu çıksın, yemeğimiz daha lezzetli olsun. Salçamız da kavruluyor. Şimdi otumuzu ekleyeceğiz. İşte meşhur Eci Bici otu. Yemyeşil, bakar mısınız? Oo, harika. İnce ince kıydık, doğradık ve şimdi tenceremizi alıyoruz. Her yerde var bu Eci Bici otu bu bölgede. İçine cin biberi koyduk. Cin biberi koydunuz. Yakacak mısınız beni? Tuttuk. Biraz acı mı? Değil, acı değil. Suyumuzu da biraz ilave ettik otumuzun üstüne. Biraz tuz. Birazcık da bulgur. Bulgurumuzu ilave ediyoruz. Ispanak yemeği gibi olacak aslında, değil mi? Aha. Birazcık da tatlı pul biber. Renk biberi deniyor burada. Pul biberimizi de döktük. Şimdi Eci Bici otumuzu kavuruyoruz. Çok lezzetli, çok şifalı bir ot olduğu söyleniyor. Dağda, taşta, tarlada, bayırda, her yerde var, yetişiyor. Şimdi böyle bir tencere olduğuna bakmayın. Birazdan küçülecek otumuz piştikçe. Bütün malzemelerimiz özdeşleşecek. Ve odun ateşinde harika bir lezzet olacak. Çok doğal bir ortamdayız. Arkamızda horozlar, tavuklar ötüyor. Koyunlar, keçiler arkadan geçiyor. Arkamızda harika bir dağ. Hayran kalmamak elde değil bu güzel köye. Yaklaşık 10 dakika bir güzel otumuzu kavurduk, pişirdik. Şimdi sıra geldi tadına bakmaya. Hemen bakabilir miyim Pınar Hanım? Şimdi sarımsağı dövelim, ekleyelim. O zaman tadına bakalım. Tamam. Zaten hazır oluyor o zaman. Yaklaşık 2-3 diş sarımsağımız var. 2-3 diş sarımsağımızı dövüyoruz. Ve bu güzel Eci Bici denilen otumuzla sarımsağımızı da karıştırıp yavaş yavaş tadına bakmaya hazır hale getiriyoruz. Mis gibi şahane bir lezzet. Yörükler et yemekleriyle meşhur ama ot yemekleriyle de çok meşhur. Şimdi artık bu leziz ot kavurmasının tadına hadi bakalım. Oh oh oh, çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Bakar mısınız şu güzelliğe? Acı biberi de içinde. Şöyle hemen tadına bakıyorum. Daha ocaktan yeni indirdik, çok sıcak ama. En güzel leziz tat değil mi? Çok lezzetli. Ot sulu sulu. Çok güzel. Çok lezzetli. İçine hazırladığımız o güzel sarımsak zaten çok güzel. Biberler çok lezzet katmış. Ellerinize sağlık diyorum. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Vallahi yörük lezzetlerine bayılıyorum. Çok güzel lezzetler yaptık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.